İmanımızı nasıl artırır? Kötü alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulabiliriz? Allah ayet-i kerimede buyururdu. Allah müminleri anlatırken. Evet, müminler, gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. İmanı artırabilmek için Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmek lazım. Ayetleri dinleyip, okuyup ayetler üzerinde tefekkür etmek lazım. Allah ayetleriyle imanı artırır. İman deyince imanın artması deyince ne olarak anlamak gerekir? Muhabbeti artar. Evet, i̇man aşktır, muhabbettir. Kulun muhabbeti, Allah'a olan muhabbeti arttıkça Resulüne olan muhabbeti arttıkça, ahirete olan muhabbeti arttıkça, Allah'ın ayetlerine olan muhabbeti arttıkça ne olur? İmanı artar. Muhabbeti artırmak lazım. Bunun için de evet, yapılması gereken şey Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmek. Rabbim bunu bana söylüyor, bunu bana söylemiş deyip ayetleri öyle dinlemek, öyle okumak gerekir. Sonra Allah'ın kendisine ne demek istediğini anlamaya çalışırken evet tefekkür etmiş olur. Derinlemesine tefekkür etmesi gerekir. Yani tefakuh etmesi gerekir. Ayetlerin arkasındaki manaya bakmaya çalışması gerekir. Yani tedebür etmesi gerekir. Aklını kullanıp düşünmesi gerekir. tahkik etmesi gerekir. Onun için Allah öyle buyuruyor diye ayet-i kerimede siz tefekkür etmez misiniz? Tedebbür etmez misiniz? Akletmez misiniz? Tefakkuh etmez misiniz? Eğer böyle yaparsak evet, imanımız artar. Yani muhabbetimiz artar. imanımız artar. Olan iman harlanmış olur. İmanı böyle bir yanan ateş olarak anlayacak olsak ateşi harlanmış oluruz. Ateş harlandıkça ateş artmış olur. Aynı şekilde muhabbet de öyledir, iman da öyledir. İmanı harlamak gerekiyor. Evet. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmekte. Bir de Allah'ı zikretmekle. Allah için bir şeyler yapmaya çalışmakla. Allah için çaba gayret sarf etmekle. Allah için cihad etmek, cehd etmek e, etmekle iman artar. Kurbunu yapmaya çalıştıkça bunun böyle olduğunu tadar bütün şiddetiyle tadar. Aynı şekilde mesela Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Secde et, yaklaş. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anidir. Buyurdu Resulullah Efendimiz. Secde de Allah'tan isteyin. Uzun uzun secde etmek. Secde ederken Rabbimizin huzurunda olduğumuzu, mirajda olduğumuzu tadıp Rabbimizle baş başayken halimizi Rabbimize arz etmek. Evet bu imani muhabbeti, yakınlığı arttırır. Zaten en yakın olduğumuz andır o an. O anı arttırmaya çalışmak lazım. Secdeyi arttırdıkça, çoğalttıkça, uzattıkça yakınlık artar. Beraberinde evet muhabbetimiz, imanımız artar. İmanın artması için evet Allah'ı zikretmek dedik. Bir de her halükarda sohbetini Allah ile yapmak. Yürürken, konuşurken veya yatarken, yatmadan önce herhangi bir derdi olduğunda, sorunu olduğunda veya Allah kendisine bir nimet ikram ettiğinde yapılması gereken şey Allah ile konuşup ona şükretmek, ona hamd etmek, onu tesbih etmek. Bununla beraber halini arz ederken duada bulunmak, istiğfarda bulunmak veya o sıkıntının giderilmesi için duada bulunmak. Allah ile olan her anımız imanımızı arttırır. Yani Allah'tan gafil olmadığımız, gaflette olmadığımız her an imanımız artmaya devam eder. Bir gün içinde hayatı öyle hesap etmek gerekir. Eğer günün yarısından fazlası Allah ile beraber geçiyorsa imanımız artmaya devam ediyor demektir. Ama yarısından fazlası gaflete geçiyorsa imanımız artmaz. Çünkü insan mutlaka gönlüne istese de istemese gönül bir ayna gibidir. Hangi tarafa dönerse o döndüğü tarafta ne varsa o onun gönlüne akseder. Eğer Allah ile beraber değilse, onu unutmuşsa, ondan gafilse o gönül lekelenir o imanın o manevi olarak yanan o ateşin aşkın muhabbetin üstü örtülür. Eğer yarısından fazlası hayatı yaşarken bir gün içinde yarısından fazlası eğer örtmekle geçiyorsa, gafletle geçiyorsa iman artmaz. Tam tersine o aşk, o muhabbet dolayısıyla iman eksilmiş olur. Ama yarıdan bir defa bir fazla da olsa bir artmış olur. Bunun için olması gereken şey nedir? Seven sevdiğini unutmaz. Unutmamalıdır. Eğer biri birine aşık olsa, nasıl onu unutmuyorsa, kul Rabbine aşık olunca, iman edince, onu her şeyden çok sevince evet, onu unutmaz. Onu unutmadığından dolayı her anda imanı artmaya devam eder. Öyle ki her zerresiyle aşk olana kadar, iman olana kadar, muhabbet olana kadar bu devam eder. Zaten bu arttıkça istese de istemese de gönlünü Rabbinden başka tarafa çeviremez. Her ne onu çevirmeye çalışırsa çalışsın, o başka tarafa dönemez. Bir an için böyle, başka tarafa dönse bile hemen Rabbine döner. Evet. İmanı arttırmak için evet, yapmamız gereken şey Rabbimizle beraber olmak. Beraber olduğumuz her anda o artmaya devam eder. Ama eğer Rabbimizi bilmiyor ve tanımıyorsak Rabbimize bakarken, teveccüh ederken tefekkür ederken eğer onu anlamamışsak el esmaul husnasından anlamamışsak isimleriyle onu anlayıp tanıyıp sevememişsek şeytan binbir bir türlü vesvese verir bin bir türlü şüphe verir Allah hakkında suizanda bulundurur Allah'tan uzaklaştırır onun için ilimsiz iman olmaz bir kulun ilmi ne kadarsa, Allah'ı ne kadar biliyor, ne kadar tanıyorsa, marifeti ne kadarsa, imanı da ona göredir. Aşkı muhabbeti ona göredir. Evet, bir de yapılması gereken şey nedir? Allah'a olan marifetimizi tamamlamak. Rabbimizi tanımaya, anlamaya çalışıp marifetullahı tamamlamak. Bir yandan marifetimizi tamamlamaya çalışırken Evet, bir de o Allah için yaptığımız her şey, unutmadığımız her anda imanımız artmaya devam eder. Herkesin kötü alışkanlıkları olabilir. Bir kul olarak, bir beşer olarak. Bunun için çaba gayret sarf etmesi gerekir. Bazen çaba gayret de sarf eder. Bundan kurtulamayabilir. Bunun için Allah'tan yardım istemek lazım. Ya Rabbi bana yardım et. Ben bu haliyle huzuruna gelmek istemiyorum. Huzurunda mahcup olmak istemiyorum. Sen biliyorsun ki ya Rabbi ben seni seviyorum. Seni istiyorum. Sana karşı mahcup olmak istemiyorum. Ama kendimi bu yanlıştan da ali koyamıyorum. Nefsime güç yetiremiyorum. Kendime güç yetiremiyorum. Bana yardım et. Demesi lazım. Evet görecek ki Evet, hep beraber göreceğiz ki yardım Rabbimiz bize yardım eder. O kötü arşkanlıklardan, yanlışlarımızdan kurtuluruz inşallah.